Şuradan. Korkuyorum vallahi, korkuyorum ya. Bunun için insan para verir mi lan? Şu köprü var ya hocam, siz bilirsiniz zaten. Vallahi çok korkuyorum lan. Sen çok zamandan yapılma köprü. Vallahi tabii. Hocam burası İpek Yolu üzeriymiş. Bahim nereye gidiyor? Oo, ötede baraj var. O tarafta baraj mı var? Oğlum hep bu tarafa hep bu baraj burası. Daşır daşır ya. O kadar zaten. Ne tarafta baraj var? Mustafa Cami. He, bir şey barajı dedi ya. Mustafa Cami. Bu tarafa gelsin sen şu tarafa. Doğru. Şunun arkası baraj. Evet. Var mı hocam? Ha, her tarafta baraj. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya, plaj da var hocam orada. Cam teras hakkında. Güzel bir yer. Yani. Hocam. Memlekete hizmet. Evet. Hizmet edeni hizmet severiz. Evet. Ama genelde sevmezler hizmet edeni. Ama evet. Güzel hocam. Evet. Belediye şunlar. Bak, bağlamlar evlerinde. Çok şey yapma. Asıl piknik alanları, o bayramlar, seyranlar da oralar var ya. De, siz zaten çektiniz değil mi? Erkan bu konu hakkında ne diyorsun? Hocam saçmalık ya. Bunun için para verilir mi? Yani bu hani adamların yeri de güzel değil mi? Şu an düşerse de yumuşak zemin yok. Düşerse zaten direkt. Onlar yeni yani, yapıyor. Orada bırakıyorlar seni mezarda. Harbiden yani. Parçanı bulamazlar muhtemelen. Yaptı bak hocam 2 sene evvel. Salyanlar var lan. Allah Allah. Vallahi akıl kârı değil abi. Değil abi değil ya. Ha şuraya inan da var. Baksana şu ablaya bak. Abla daha şimdiden merdiveni tutmuş. Şeyde var. Oraya gelene kadar net taşıyor. Tekne turu da oluyor. Evet. Evet. Aslında Hüseyin tam fotoğraf makinesine çekme yeri var. Benim vardı ya. Yanında mı? Arabada mı? Tekne var. Tekne turu yapıyorlar. Erkan şu karşıdaki yer ne? Hangisi? Tenekelerle falan örtmüşler bir şey. Yapmış. Japonlar bir şeyler yapıyorlar orada. Japonlar ne yapıyorlar mesela? Orada bir şeyler kazıyorlar hocam. Bulmuşlar mı bir şeyler? He? Oranın altında yeraltı şehri bulmuşlar. Haberin var mı? Ondan haberim yok ama Japonların işi belli olmaz. Tamam işte şu gördüğün dağın altı komple yeraltı şehriymiş. Orada şey vardı bir ara bu belediye başkanı vardı ya Jelibon dedi vardı. Gökçek muhtemelen, mi? He, Gökçek. O Jelibon bulmuşlar Japonlar. Neyse bu videoyu siliyorum Erkan. Hayır hayır siliyorum. Çok oldu şu an bu video. Hayır gerçekten Jelibon bulmuşlar ya. Dinozor falan? Zaten Jelibon da Japonları andırıyor ya. Dinozor da belki çıkar oradan. Aynen Jelibon hocam. Ha, Jelibon. Tenekeleri koymuşlar, Jelibon'dan eritip çıkarıyorlar. Jelibon tarlası gibi olmuş arası. Oğlum burada tekne de gidiyor Erkan. Biz mesela burada tekne alsak kendimiz sürebiliyoruz mu acaba? Şey hocam, tekne de gidiyor. Tekneyi çekti de. Evet. Şurada evet, sen doğru diyorsun değil mi hocam? Bak hocam da söylüyor, orada Jelibon var. Teknenin arkasına indireyim mi? Yok canım, hiç gerek yok. Baksana kapısı var, şeyi var, özel mülkiyet gibi. Ayalığa çarpmaz değil mi? Dikkatli. Diyor ha. Gemiye mi indiriyor? He. Geminin üstüne indir lan. Geri alamayız, sıkıntı hocam. Ama bir de orası sıcaktır şimdi. Arkasından git. Ulan bir düşerse de burada atlarsın ha. Atlamak ki orada kalsın artık, yapacak bir şey yok. Suya girerse bozulur değil mi? Suya girerse bozulmayı geçtim. Kurtaramayız yani. Yani değil mi o zaman? Boş. Kesin yani. O zaman getir hocam, nereye götürdün ya? Göremiyor hocam, görebiliyor musun? O orada işte. Ben görüyorum. Daha şöyle az daha inebilirsin. İnin biraz daha inebilirsin. Ha, dur şimdi. Takıl. Suyu şöyle takip ederek alttan. Selçuk hocam zaten bunu ilk denerken denemedi bana. Yeni kentte uçuruyoruz hocam taraftan. Yani 2000 adada güvercin var mı? İkide bir böyle dalgalanıyor. Japonların sınırına girmeyin desene hocam. Hı? Japonların sınırına girmemek. Hocam bizim sınırımız ya. Jelibon kısmı sadece onlara ait. O bir de Melik Gökçe. İkisine ait. Burası çok güzel ama ya. Çok güzel. Lan sen kaya çarpacaksın ha. O ileride plajı varmış hocam, biliyor musun? Lan lan lan. Lan sen çarpıyor lan. Ya ya ben görüyorum buradan onları. Allah Allah. Kayaların arasından geçtin ha. Gitti. Tam şey başım burada harita var ya. Sulu olan yerleri görüyorum ben zaten. Biz de o zaman şeyde seni kameradan gittim. Oradan yakın kameradan gördüğü için orayı. Sen iki taşın arasından geçtin. Evet, iki taşın arasından geçtin. Görüntüden görüntü alıyoruz Erkan. Bir F10 aldılar. Böyle bir şey yok yani. Geri mi dönüyor şu anda? Evet, meraklı kalabalık izliyor şu an. Meraklı kalabalık izliyor. Bunlar takip eder mi? Bu tarafa doğru uçursak hocam. Oraya uçurabiliriz. Tarzımız var. Köprü eskiden kalma mı acaba yoksa şimdi? Evet, o tarihi eser. Harbi mi? Evet. Osmanlı falan mı kalma? Selçuklu gibi hissediyorum ben şu an. Sizin ismi Selçuklu olduğu için. Evet. Anladım. Ama Osman değildir.
Murat hocam şu köprü yani Selçuklulardan kalma mı? Nereden hocam geliyor? Bak gördün mü? Osmanlı'da öyle bir köprü yok. Ben hatırlamıyorum yani. Yoksa o zaman diğeri zamanı yapıldı bu şey zamanı tadilat yapıldı bu 5-6 yıl önce. Ama suya bayağı gömülmüş. Tabii onun 8-9 gözü var. Evet, iki gözü kalmış. 2-3 gözü. Mesela geçerken oradan iyi bakın o tam gözüküyor. Evet. Yalnız şu var ya, şu evin sahibi kim hocam ya? Burası şey ya, Orman İşletme Genel Müdürlüğü. Öyle mi? Bu şey teknelerin bakımı ne için buraya koyuyorlar? Vallahi oltayı at oradan bekle. Keyfine bak, mangalını yak, semaverini Erkan. Onu oraya nasıl yapmışlar? Ya istedikten sonra yaparlar Erkan. Şuradan bir şeyler mi götürmüşler? Şuradan aşağı salmışlardır malzemeleri. Hmm. Aşağı kadar inmiştir zaten. Bence şey, kazıkla indirmişlerdir. Yok la, o malzemeler tekneyle gelmiştir oraya bence. Çok baksana. Mantıklı. Yemin ediyorum çok mantıklı. Tekne oradan geliyor ya, muhtemelen tekneyle getirmişlerdir. Çok zekice o. Evet. Ben öyle yağlı kızaklar oluyor, onlarla indirdiler zannettim. Neyi bu? İstanbul'u mu fethediyoruz? Anasını satayım, yağlı kızaklar. Çok mantıklı değildi lan. E tam da şuradan indirecek aşağı. Ne oldu yani? Hocam drone düştü mü? Ne oldu? Yok geliyor. Geliyor da göremez. Drone'la şey Japonları takip ediyor. Hocam karşıda jelibon fabrikası var diyor Erkan. Doğru mu? Şu Japonların. Erkan diyorsa doğrudur. Japonların jelibon fabrikası. Vallahi 1 Mayıs'ta herkes gelecek abi. Vallahi herkes gelecek. Yani kardeşim 2 Mayıs'ta çarpmıyor bizde. Yani senin işin gücün var da bizim işimiz gücümüz yok mu kardeşim? Evet. Biz de tatilde geleceğiz. Muhittin hocam burayı beğendin mi? Beğendim abi, çok güzelmiş abi yani. Daha yeni gördüm böyle geniş güzel bir kanyon. Evet, gayet güzel değil mi? Geldi, el mi sallıyoruz? 1 Mayıs'ta siz de gelmiyoruz değil mi? El mi sallıyoruz hadi. Olmaz. Ya biri gelmiştir ya ki ya ben hiç gelmiyoruz. Dışarıdan gelenler olacak, o sahil mecbur geçmiyorum. Normalde bahçeden, evden. Evet, burası Keskin'e bağlı cam terası arkadaşlar. Burada böyle bir yer gayet güzel. Gelebilirsiniz, burada kafeterya da var. Müzik